Değerli İl Başkanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Değerli Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Sorumlusu, Değerli Disiplin Kurulu Üyesi, Ali Karabuz. Hoş geldiniz Kayseri'ye ve cemiyetimize. Sevgili meslektaşlarım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla o 11 Ocağı denk gelmişti biliyorsunuz Pazartesi günü. O etkinliğimizi saymazsanız bu cemiyetimiz yaklaşık 3 aydır bu şekildeki bir toplantıya kapalı. Niye kapalı? Biz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak hükümetin pandemi dolayısıyla aldığı kararlarda bir çağrı yaptık bütün siyasi partilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek örgütlerine. Lütfen sizler de toplantınızı online olarak, mümkünse online olarak yapın. Yüz yüze toplantı yapmayın diye. Geçtiğimiz yıl itibariyle 24 meslektaşımız Türkiye'de Covid'den hayatını kaybetti. Kayseri'den şükürler olsun Covid'den hayatını kaybeden gazeteci meslektaşımız yok ama meslektaşlarımızın birinci derece yakınları var hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim özellikle bu siz değerli kameraman, muhabir arkadaşlarımız daha çok sahadasınız. Biz belki biraz da ofiste oturuyoruz idareciler olarak. Dolayısıyla sizler daha çok risk altındasınız. Onun için biraz da zorunlu olarak bu toplantıların mekanın da darlığını düşünerek burada çok fazla yapmamıştık. Onun için dün Sağlık Bakanı Kayseri'deki vaka oranlarını da artırdı. Bir önceki haftaya baktığımızda 100.000'de 56 olan rakam 100.000'de 74 olmuş. Kayseri bir önceki veride Türkiye'de 31. sıradaydı. Şimdi yanılmıyorsam 24 veya 25. Dolayısıyla biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor bizim sektör itibariyle söylüyorum. Yeri gelmişken ifade edelim, daha önce de söyledik ama sesimizi Ankara duymadı. Aslında gazeteciler sürekli sahada olan ve vatandaşla temasta olan isimler. Siz şimdi buradasınız, buradan kalkacaksınız, bir asayiş olayına gideceksiniz. Valinin bir toplantısına gideceksiniz, belediye başkanının bir toplantısına gideceksiniz. Sürekli temastasınız. Dolayısıyla gazetecilerin de aslında öncelikle aşılanması gerektiğini söyledik. Ama maalesef devlet, kardeşim ben şu yaşı kriter koydum, şu meslek grubunu kriter koydum dedi. Ve oradan yürüyüp gidiyor. Aşı bulmakta da bütün dünya olduğu gibi Türkiye'nin de aslında sıkıntısı var. Belki çok daha fazla aşı bulabilsek bizim sektörde öncelikle aşılanır. Bunun için aşılama sürecinde de biraz daha özellikle meslektaşlarımız için söylüyorum dikkat etmemizde fayda var. Efendim sektörümüzle ilgili çok fazla bahsedecek değilim. Daha çok değerli misafirlerimizin konuşmasını arzu ederim. Değerli İl Başkanım siz tabii uzun süreden beri Kayseri'de siyaset yapıyorsunuz. Kayseri'de tanıyorsunuz. Siyasetçiler geldiğinde benim burada hep söylediğim şu, devletin birliğinin bekasının, devletin bekasının, milletin ve birliğinin beraberliğinin yanında olan her partiye bizim cemiyetimiz açık. Devletle problem olan, milletle problem olan siyasi partilere, siyasi oluşumlara biz de mesafeli dururuz. Sizden istirhamımız, partinizin bünyesinde basından sorumlu mutlaka isimler vardır. Yoksa bizim sektörümüzde işsizlik maalesef %30'larda. Evet. Türkiye'de iletişim fakültesi sayısı çok fazla, 80'e yakın, 80 üzerinde iletişim fakültesi var. Burada mezun olan arkadaşlarımızın bizim sektörde istihdamında da sıkıntı var. Eğer partiniz bünyesinde bütçe imkanlarının çerçevesinde bir meslektaşımızı istihdam edebilirseniz, haberlerin değerlendirilmesi, yer alması vesaire filan konusunda da çok daha isabet olur. Bunu arz edelim. Bir cümlede sektörle ilgili söyleyeyim, uzatmadan bitirelim. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı başta, sosyal medya ve internet medyasından herkes ders yapıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bakınız. İşte AK Parti Grup Başkan Vekili ile ilgili bir sıkıntı var. Oradan dert yanıyor. Herkes dert yanıyor. İktidarda olanlar dert yanıyor. Ya kanun çıkarması gerekenler ya gel kardeşim buna bir kanun çıkaralım demiyor. Yani bu kanunu çıkaracak olan parlamento. Eğer şimdi milletvekilleri sosyal medyadan mutazarırsa, şikayetçiyse bir kanun çıkar. Zapt rapt altına al. Zapt rapt altına al derken interneti frenle kes manasını söylemiyorum. Herkes önüne geleni sosyal medyada ve internet medyasında yazıp çizmesin. Nasıl ki eğer televizyonda, radyoda bir sıkıntı varsa Rütük gel bakayım kardeşim diyorsa veya mahkeme her zaman diyebilir. Veya gazetede bir şey varsa basın ilan kurumu gel bakayım kardeşim diyebiliyorsa sosyal medya konusunda aynı şeyin yapılması lazım. Yani TOBYÖK'ün Türkiye'nin bir basın kanuna ihtiyacı var. Gazetelerle ilgili kanun 1961'de çıkmış. Basın ilan kurumu kanunu. Rütük'le ilgili kanun 94'te çıkmış, sonra bir miktar revizyona uğramış. Bu şekilde değişen dünyada, dijitalleşen dünyada bu kanunlarla biz bizim sektörü götüremeyiz. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ivedi olarak TOBYÖK'ün dijital medyayı için alan bir kanun çıkarmasını arzu ederiz. Bunu da bu vesileyle bir daha ifade etmiş olalım. Ben sözlerimi çok uzatmayayım. Değerli İl Başkanımıza mikrofonları verelim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle tabii ki bizi kabul ettiğiniz için sizlere tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz 2 yıl gibi kısa bir süre önce
Kayseri İl Başkanlığı'na atandığımızda yine siz ziyarette bulunmuştuk. O gün biz burada bulunan arkadaşlarımız bizi tabii tanımıyordu kim olduğumuzu, ne yapacağımızı filan. Şu an arkadaşların tamamıyla Allah'a çok şükür tanışma imkanı bulduk. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bağlamda basınla iç içe, basınla yan yana yürüyen bir parti olduk. Yeniden Refah Partisi olarak ilimizde, şehrimizde ve ülkemizde gelişen bütün olaylarla alakalı hiçbir zaman fikrimizi beyan etmekten geri durmadık. Bizim partimizin genel düsturu neydi? Az önce bahsettiğiniz gibi başkanım, milli manevi değerler çerçevesinde, ülkemizin bekası çerçevesinde hangi platformda biz eğer devletimizin, milletimizin yanında olmamız gerekiyorsa biz o konuda devletimizin yanında olmayı her zaman için Yeniden Refah Partisi olarak bildik ve gördük. Genel Başkanımızın, Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın bize talimatları bu şekilde. Milli manevi değerler çerçevesinde, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde hangi yerde yer almamız gerekiyorsa bize o konuda talimatlar veriyor. Biz de o konuda inşallah her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Fakat eksikleri gördüğümüz yerde de bu eksik vardır diye de Yeniden Refah Partisi'nin siyasi olarak görüşünü belirtiyoruz. Diyoruz ki eleştiri, körü körüne eleştiriden ziyade başkanım, bunun reçetesi budur. Bu şekilde de yapılır tavsiye niteliğinde bir beyanatta bulunuyoruz. Onun için sizin de az önce bahsettiğiniz gibi biz halkımızın, vatandaşımızın refahı, huzuru için çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. Bu konuda basın da çok önemli. Az önce bahsettiğiniz hususlar çok önemli. Aşı kampanyasında benim de görüşüm ve bizim partimizin de görüşü şu. Tabii ki hizmet sektöründeki öncelikli kişiler öne alınması gerekirdi. Basın dediğimiz kurumlar, dediğiniz gibi bir sanki dedektif gibi, bir polis teşkilatı gibi çalışıyorlar. Her yere giriyorlar, her yerde de haberdar ediyorlar. Onlar olmasa bizim hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. Soğuk demiyorlar, sıcak demiyorlar. Dolayısıyla evlerimizde rahat oturduğumuz bir zamanda bize bilgi vermek için, bilgi akışı sağlamak için gecesini gündüzüne katıp çalışıyorlar. Dolayısıyla aşı konusunda katılıyorum size başkanım. Ön plana alınması gereken yegane sektörlerden birisi basın diye düşünüyorum. 65 yaş vatandaşlarımız evet bizim için çok önemlidir ama evlerinde oturdukları için tabii ki ikisini bir yapmayı arzu ederiz. Eğer öncelik gerekiyorsa basın ve hizmet sektöründe işte PTT çalışanlarıdır, bu postane çalışanlarıdır, şeydir, kargo çalışanlarıdır, basındır. Biz bunları öncelikli olarak görüyoruz. Ben de çok fazla uzatmayacağım. İnşallah tekrardan buluşmayı nasip eder Rabbim. Genel Başkan Yardımcılarımız da burada. Bu kavramda Genel Başkan Yardımcılarımız Kayseri'ye bir ziyarette bulundular. Bu ziyaretten dolayı da biz istiyoruz ki Kayseri'de bütün kurumları, kuruluşları ziyaret edelim. Yeniden Refah Partisi'ni anlatalım. Ve Genel Başkanlarımız da, Genel Başkan Yardımcılarımız da hep beraber bir bütün içerisinde Kayseri'yi değerlendirelim istiyoruz. Bu konuda da biz Kayseri'yi değerlendirmek için öncelikle AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettik ve siyasi partiler ve kurumlarımız da Büyükşehir Belediye'miz dahil ziyaret edeceğiz. İnşallah biz halkın yanındayız, vatandaşımızın yanındayız. Yeniden Refah Partisi olarak biz Kayseri'yi gerektiği yere getirmek için gecemizi gündüzüne katacağız. Genel merkezimizde bu konuda Fatih Erbakan, Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın talimatları doğrultusunda Genel Başkan Yardımcılarımız da bu konuda Kayseri'de bir çalışmaya yapmak için inşallah iki gündür misafirlerimiz oldular. Bu konuda inşallah bir çalışma yapıp genel merkezimize dönecekler. Kayseri'yi bir rapor edecekler. Ona göre de inşallah değerlendirmeleri yapacaklar. Buyurun başkanım. Huzurumuzda bütün yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize ve bizim bu açıklamalarımızı izlemek için buraya şeref veren bütün gazeteci, emekçi kardeşlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Tabii 41 yılın üstünde ben de bir kenarından köşe yazarlığı olarak bir katkı sağlayan bir kardeşiniz olarak medyaya biz gerçekten çok büyük bir önem veriyoruz. Ve onların sorunları da bizim sorunlarımız olarak görmekteyiz. Biz kısa notları aldık demin başkanımızın ifade buyurdukları ve inşallah bunları da bir basın açıklamasıyla hükümete duyuracağız.
Türkiye'de ne yazık ki bir basit bir konuda dahi cemiyetler kurulurken, dernekler kurulurken burada sizin emeklerinizin boş yere akıtılması da tabii göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bugün bir keşmekeş içerisindedir dijital medyacılık ve bundan da en son en fazla mağdur olan kesim de yıllarını bu mesleğe özveriyle vermiş olan siz gazetecilersiniz. Bu nedenle buranın da bir an önce belli kurallar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi olan samimi duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Gerçekten 1961'de ortaya çıkan bu kanunun artık günümüzün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesi gerekir inancını taşıyoruz. Bu konuda da bu işin takipçisi olacağız inşallah. Türkiye'de tabii biliyorsunuz iç politikayla dış politika birbirine iç içe geçmiş vaziyettedir. Onun için ben dış politikada da biraz vurgu yapmak istiyorum. Tabii Kayseri aslında dış politikaya geçmeden önce Kayseri bizim için çok önemlidir. Kayseri derin tarihi kökleri olan bir kentimizdir. Bugün geçmişe gittiğimiz zaman Osmanlı Devleti'nden önce de bir kültür ve medeniyet kavşağında yer alan önemli bir yerdi. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere Kayseri'nin mekanı yani büyük karargah merkezi olarak kullanılıyordu. Gerek Roma İmparatorluğu döneminde gerek Doğu Bizans döneminde, gerek Selçuklular döneminde ve gerek Osmanlılar döneminde Anadolu'nun parlayan yıldızı olmuştur Kayseri her zaman. Biz başka bir ifadeyle Kayseri'mizi, bu güzide kentimizi Anadolu'nun başkenti olarak görüyoruz ve her zaman bunu dile getiriyoruz. Kayseri gerçekten sanayisiyle, kalkınmışlığıyla Türkiye'ye ön ayak olabilecek olan altyapısıyla önemli bir kenttir. Geçmişte biliyorsunuz burada uçak fabrikası vardı. Ne yazık ki Amerika'yla yakınlaşma sürecinden sonra yapılan stratejik hatalar neticesinde bu fabrikalar kapanmıştır. Türkiye'de o dönemlerde 1927'de Almanya'nın işsel sorunu varken Almanya en gelişmiş uçak modeli olan Junker'i Türkiye'ye devrediyor ve Türkiye ile anlaşmalar yapılıyor. Junker uçaklarını Türkiye burada üretiyor ve başta Kayseri'miz olmak üzere birçok il vatandaşlarımız devletle el ele vererek, bağışlar toplayarak bu uçakların daha fazla üretilmesine büyük katkılar sağlamıştır. Bu nedenle bunların bir başka adı da Junkerlerin bağış uçakları olarak ön plana çıkmıştır. Tahminim Kayseri de bu konuda Kayseri uçağı var, bağış uçağı ki büyük katkılar sağlamıştı Kayseri bu konuda. Bunların da iyi irdelenmesi gerekir. Biz ne yazık ki geçmişte hatalarla bunları ıskaladık. Dönemin Cumhurbaşkanı'na gelip birisi rapor verdiği zaman diyor ki artık bizim uçak üretmemize gerek yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya sırtımızı dayadık. Ama gelinen noktada Türkiye'de uygulanan ambargolar, özellikle Erbakan Hoca'nın 1974 Kıbrıs zaferinden sonra uygulanan ambargolar ve şu anda bize uygulanan F-35 ambargoları bir kez daha Kayseri'deki uçak fabrikasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. D8'i biz başlattık hamlesini
Ve D8'de de şu anda Endonezya'da yolcu uçağı üretiliyor. Yusuf Habibie, eski Cumhurbaşkanı'nın başlattığı ve o uçağın Türkiye ile işbirliği içerisine daha modernize edilerek şu anda bindiğimiz yolcu uçaklarına alternatif oluşturacak bir model olarak geliştirilecekti. Bu konuda Erbakan hocamızın büyük katkıları olmuştu Yusuf Habibi ile birlikte. Fakat ne yazık ki şu anda atıl durumdadır D8. Gerçek işlevini yerine getiremediği için kara kara şu anda düşünüyoruz. Uçağı nereden alacağız diye parasını verdiğimiz halde bizlere uçaklar verilmiyor. Şu anda S-400 projesi nedeniyle bize ambargolar uygulanıyor. Bunlardan ders almamız lazım ve milli ve yerli sanayimizi bir an önce kurmamızın gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli Cemiyet Başkanımız Veli Bey'in de vurguladığı gibi vatana ve millete bağlı olan siyasi partileri önceliyoruz. Biz de diyoruz ki vatana ve millete bağlı olmak ancak bu yerli ve milli sanayiyi de oluşturmaktan geçiyor. Bugün sizin cemiyette de bir sürü işsizler ordusu var ve bunlar için istihdam yolları da rahat açılır bu şekilde. Değerli basın mensuplarımız, 1959 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye anlaşma yapıyor. Bakınız, bunu belki ilk defa duyacaksınız. Ben biraz da araştırmacı yönüm olduğu için dış politikada anlaşma yapıyor Demokrat Parti ile. Fakat 1960 ihtilalini öngördüğü için Amerika bizlere Jüpiter füzelerini teslim etmiyor. Satın almışız, parasını ödemişiz fakat ayak sürtüyor, ödemiyor. Onları getirmiyor, teslim etmiyor. 1960 ihtilali oluyor, önünü görüyor Amerika ve ancak 1963 yılına geldiğimizde İzmir'e Jüpiter füzelerini kullanıyor. O zaman hava savunma sistemi için vazgeçilmezdir bu füzeler. Aynı Amerika Birleşik Devletleri bir yıl sonra bu füzeleri söküp geri götürüyor. Bakınız, 1963'te kuruyor, bir yıl sonra neden onları alıp götürüyor? Çünkü Kıbrıs sorunu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin olası bir Kıbrıs'a müdahalesini göz ardı etmeyen Amerika, Türkiye'nin hava savunma sistemini şey yapıyor. Neden? Çünkü İzmir'de konuşlanmış, Yunanistan var bizim karşımızda. Aynı şekilde şu anda S-400 füzelerini almışız. Milyarlarca dolar para ödemişiz. Fakat daha hala kutularında duruyor. Onları işletmeye alamıyoruz. Sadece Sinop'te testleri yapıldı. Hala da kurulabilmiş değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dayatmacı politikaları yüzünden. Fakat dediğim gibi, ifade ettiğim gibi D8 işler vaziyete getirilmiş olsaydı şu anda biz kendi uçağımızı, kendi silahlarımızı üretecektik. Ne yazık ki şu anda birçok sanayi, özellikle askeri alandaki Erbakan hocamızın zamanında kurduğu Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tümosan, Temsan gibi kuruluşların bir sonucudur şu anda. Eğer milli ve yerli bazı sanayilerimiz varsa bunların üzerinde durmamız lazım ve Türkiye kendine layık olan lider ülke olabilmesi için, müstemleke ülke olmaması için bir an önce bu adımları atması gerekiyor. Yusuf Habibi'ye bize gelmişti Erbakan ölüm yıl dönümünde 4-5 yıl önce. Şu anda vefat etti kendisi. Kayıt altına aldım konuşmasını, onu bir çalışmada yürütmek için. Kendisine dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım, duyduğum kadarıyla sizin patentleriniz var. Şu anda bindiğimiz uçaklarda. Gülmeye başladı. Evet var dedi. Çok nezaket örneği koydu ortaya.
Sonra daha geçen yıl yeni atanan Endonezya Büyükelçisini ziyarete gittiğimizde dedim ki Yusuf Habib Bey ile teyitleştim. İki tane patenti var herhalde bu Boeing Airbus'larda kullanılan sistemlerde. Gülmeye başladı. Dedi ki Yusuf Habib Bey'in 60 tane patenti var. Bir Biotechnology adı kendisi ve Almanya'nın bu havacılık ve uzay kurumunun en tepe noktasına gelmiş zamanda bir kişi. Orada uçak fabrikası kuruyor ve şu anda bindiğimiz uçakların patentlerinin büyük kısmını kendisine ait olduğunu öğreniyoruz ne yazık ki. İşte bunları değerlendiremediğimiz için insan gücümüzü hep kaptırıyoruz, beyin gücümüzü kaptırıyoruz. Öncelikle bunların da önlenmesi gerekiyor. Nijerya D8 ülkesi. Nijerya şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan doktor sayısı Nijerya'daki doktor sayısından çok daha fazladır. Ve hep beyin göçü. Türkiye'den de keza aynı şekilde, diğer Müslüman ülkelerden de aynı şekilde. Biz kendimizi hiçbir şekilde geri kalmış kabul etmiyoruz. Sadece bu şeyi önlersek beyin göçünü, inşallah yeniden eski güçlü konumuza geleceğiz. Şu anda Doğu Akdeniz'de büyük sorunlar yaşıyoruz. Kıbrıs'ta sorunlar yaşıyoruz. Ege Denizi'nde sorunlar yaşıyoruz. Güneydoğu'da PKK unsurlarını gelişmiş ülkeler destekliyor ne yazık ki. Ve bunların sorunlarını yaşıyoruz. Bu sorunların bir an önce ortadan kalkması, Türkiye'nin huzura kavuşması en büyük isteğimizdir. Fakat geçmişte olduğu gibi kolay kolay bu dış güçlerin bu oyunlarından geri durmalarını beklemek saf dillik olacak. Ben size tarihi bir örnek vereceğim. Geçen bir televizyon programında da ilk defa açıkladım. Şimdi Talat Paşa Amerika Büyükelçisini huzuruna çağırıyor. Diyor ki Mr. Henry, kendi yayınladığı kitabında da belirtiyor Amerikan o dönemin büyükelçisi İstanbul'daki. Şimdi ayaklanma yapacaklar Ermeniler İstanbul'da ve 12 bin Ermeni militanını dış güçler örgütlüyorlar. Bu örgütledikleri militanların mal varlıklarını da iki tane Amerika sigorta şirketi sigortalıyor. Çok enteresan bir şeydir. Terör unsurlarının mal varlıklarını güvence altına alıyorlar. Ve ilk bunlar ayaklanmayı da gazetecilerin o zaman en yoğun oldukları Bab Ali'de deniyorlar. Ve Servet Paşa'yı alnından vuruyorlar. İş karışıklıklar oluyor. Bazı camilerin önünde Müslümanları katlediyorlar. Bunları o zamanki Fransız Liberasyon gazetesi ve diğer gazeteler kapaklarından yayınlanıyorlar başkanım. Ve bunlardan da önemli dersler çıkarmamız lazım. Şu anda da PKK terör unsurları biliyorsunuz Gara'daki operasyonda 13 tane şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyor şehitlerimize. Bunların arkasında da onlara lojistik destek veren, onlara akıl veren elbette ki hangi ülkeler olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. Tedbirli olmamız lazım. Kıbrıs'ta geçen Yunanistan Başbakanı ziyarette bulunmuştu ve 1974 harekatındaki Türk ordusunu, şanlı Türk ordusunu tecavüzkar olarak ilan ediyor orada. Diyor ki yüzlerce Rum kadınına tecavüz edildi. Burada Türk askeri istemiyoruz diyor. Biz üniter bir Kıbrıs istiyoruz ve Türk askerlerinin adayı terk etmesini istiyoruz. Başka bir çözüm de mümkün değildi. Bunu resmi açıklamalarıyla teyit ediyorum ben. Buna karşılık da cevap yazdık basın açıklamasıyla. Biz de diyoruz ki Kıbrıs'ta artık Birleşik Kıbrıs,
federasyon çözümünün çözüm olmadığını artık bilmemiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını destekliyoruz. Ve iktidar partisinin de gereğini yaparaktan bütün diğer ülkeler nezdinde girişimler yaparak bir an önce tanınmasını sağlanması gerekiyor. Ayrıca Ege'de istikşafi görüşmeler yapılıyor. İkinci tur görüşme yapılacak. Yunanistan diretiyor ve diyor ki biz Lahey Adalet Divanı'na ancak şeyi götürebiliriz, kıta sahanlığını. Burada biz de şunu ifade ediyoruz ki yarı kapalı bir deniz olan Ege Denizi'nde Türkiye'nin hükümranlığını halal getirebilecek olan her türlü adımın karşısında yer alacağız. Hiçbir şekilde taviz verilemez Yunanistan'a ve şu anda bildiğiniz üzere Lozan'da güvence altına alınmış olan adaları silahlandırmış vaziyettedir ve bunlar da masaya geldikleri zaman Yunanistan'ın şartlarını da biliyoruz. Yunanistan diyor ki Ege ordusunu lağvedeceksin, yani ikinci orduyu lağvedeceksin veya başka yere taşıyacaksın. Ancak o zaman Yunan adalarının silahsızlandırılmasını gerçekleştiririz. Böyle sakat düşüncelerle masaya gelen Yunanistan'la masaya oturulmasını da pek tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çünkü benzer oyunlar daha önce İzmir üzerinde füzelerle yapılmıştı, söküp götürmüştü Amerika Birleşik Devletleri. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Başlayın, evet. Televizyon programı gibi oldu sonuçta bu haber. Evet, evet. Arkadaşlarımız ona tabii, mecburen tabii. Makas devreye girer. Şimdi makas da tam can alıcı yerden girer. Toparlarsanız ikrama geçer. Çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla tabii sorunlar büyük olunca açıklama şeyine gittik böyle geniş. Kıymetli vaktinizi de aldık. Allah hepinizden razı olsun. Eksik olmayın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sorunuz soru varsa var mı arkadaşlar? Bana veya misafirlerimize. Teşekkür ederim. Evet, peki biz teşekkür ediyoruz.